Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, merhabalar. Vatandaşın diyor %60'ı bir haftalık tatile çıkamıyor diyor. Kim diyor bunu? İyi Parti Grup Başkan Vekili, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan. Nereden söylüyor bunu? Avrupa İstatistik Kurumu, Eurostat. Bu bir veri paylaşmış sosyal medya hesabından. Yani sosyal medya hesabından Lütfü Türkkan paylaşıyor. Veri de Avrupa İstatistik Kurumu'na ait. Türkiye'de diyor vatandaşın %60'ı evinden bir hafta uzaklaşıp tatile gidecek imkana sahip değil. Peki değerli dostlar, şu anda değil de eskiden sahip miydi? Yani bundan 30 sene evvel sahip miydik böyle bir şeye? Değildik. Şimdi bu neden oluyor? Yani biz mesela Antalya'da görüyoruz. Avrupa'dan Türkiye'ye gelen insanlar iş adamı değil. Yani belli bir ekonomik seviyenin üstündeki insanlar değil. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen insanlar böyle. Rusya'dan da Türkiye'ye gelen insanlar genelde böyle. Ama biz Avrupa'yı değerlendirelim. Yıllardır oradaki çalışan insanlar Türkiye'ye tatile geliyorlardı. Son zamanlarda biraz azaldı. İşte biz Ukrayna, Rusya gibi ülkelere doğru kaydık. Peki Avrupalılar nasıl yapıyorlardı bunu? Yani oradaki bir işçi nasıl oluyordu da Türkiye gibi bir ülkeye tatile geliyorlardı? Halen daha da başka ülkelere gidiyorlar. Sevgili dostlar, bu konunun aslında sosyal devlet olgusuyla çok yakın bir bağı var. Bizim anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlettir diye yazar. Ama Türkiye sosyal bir devlet midir? Değildir. Çünkü sosyal devlet demek şu demektir sevgili dostlar. Sosyal bir devlette yaşıyorsa bir insan sağlık, barınma, yeme içme gibi temel ihtiyaçlarının garanti altında olduğuna inanması lazım. Sosyal bir devlette. Yani ben aç kalmam. Çalışmama rağmen bir sıkıntıyla karşılaşırsam ben aç kalmam. Devlet beni doyurur. Ben barınacak bir yer bulamayacak bir pozisyona gelmem. Öyle bir noktaya geldiğimde devlet bana elini uzatır. Ben üstüme giyecek elbise alamayacak duruma gelmem. Böyle bir durumda devlet bana yardım eder. Hastalık bakımından böyle, yani sağlık bakımından da böyle. Çoluk çocuğunuzun geleceği bakımından da böyle. Onun için Avrupa'da insanlar çoluğuma çocuğuma yatırım olsun, birikim olsun diye kenara köşeye bir şey koymuyorlar sevgili dostlar. Neden? Çünkü devlet zaten o çocuğa iş bulacak. İş bulamazsa ne olacak? İşte işsizlik parası ödeyecek ve ciddi miktarlarda ödeyecek. Yani orada en azından hayatta kalacak Avrupa'nın pahalılığına rağmen. Ayakta kalacak, hayatta kalacak. Bir şekilde bunu sağlayacak. İşte buna sosyal devlet deniyor. Örneğin bir Amerika sosyal devlet midir? Amerika Birleşik Devletleri değildir. Kapitalist bir devlettir. Açsan acından ölebilirsin. Yani kimse sana gelip de yardımcı olmaz. Onun için ABD'de biz filmlerde izlediğimiz gibi her yerinde lüks hayat yok. Çok fazla evsiz insan var. Sokaklarda yaşayan insanlar var. Aç viran insanlar var. Kimsenin de umurunda olmuyor. Çünkü öyle bir iddiası da yok zaten adamın. Ben sosyal devletim demiyor. 3-5 bir şeyler yardım yapıyordur. O da işte insanlığa şirin gözükmek için falan. Ama Avrupa Birliği, Avrupa devletleri gerçekten sosyal devlet olma yolunda ilerleyen, dünyanın bu konudaki en öncül, önde giden ülkeleri. Şimdi ben duyuyorum mesela Türkiye'de yorumcular, siyasal yorumcular işte Avrupa Birliği bölünecek, parçalanacak falan filan konuları açıldığı zaman bundan mutluluk duyar bir konuşmalar yapıyorlar. Yani işte zaten burayı Amerika bir arada tutuyor, işte bunlar zaten parçalanacaklar, parçalanırlar yakında falan filan. Halbuki işin şu tarafını hiç düşünmüyorlar. Aslında Avrupa Birliği'nin bazen yani ikircikli tutumları olsa da sonuç olarak kendi ülkesinde uyguladığı değerler insanlığın ulaştığı en önemli, en ulvi değerler. Yani Atatürk
boşu boşuna Batı'yı bize bir rol model olarak sunmadı. Boşu boşuna bunu önermedi. Yani sosyal devlet olgusu, ticari ahlak, hukuk devleti ve birçok buna benzer işte hususlar bakımından Avrupa Birliği insanlık için bir rol model olabilecek seviyede bir birlik. Avrupa Birliği parçalanırsa, Avrupa ülkeleri dağılırsa, bu evet bir takım siyasi sonuçları olur vesaire ama insanlığın da kazandığı bazı ulvi değerler, yani bazı mevziler de kaybedilmiş olur. Hiç bu tarafından olaya bakmıyorlar. Avrupa'yı düşman olarak görüp işte dağılsın diye bakıyorlar. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum bunun. Dediğim gibi her ne kadar ikircikli tutumları olsa da, yani kendi ülkelerindeki insan hakkı ihlalleri ile başka ülkelerdekini aynı tutmasalar vesaire, biliyorsunuz yani Avrupa'nın ikircikli tutumlarını, bunu uzun uzun diye anlatmaya gerek yok. Her ne kadar böyle olsa da sonuçta dünyada başka devletlerde eşi benzeri olmayan, özellikle sosyal devlet hususunda uygulamaları var ve bunlar insanlık için bir kazanım. Yani gelecekte insanlığın ideal bir devleti olsa nasıl olmalıdır bu devlet diye düşündüğümüzde, birçok insanın üzerinde hemfikir olacağı değerleri taşıyan bir devletler topluluğu Avrupa Birliği. Bu nedenle bu birliğin parçalanması, dağılması, bunların ekonomik sistemlerinin bozulması sonuçta insanlığın kazandığı bazı mevzilerin kaybına yol açacak. Niçin eğer bunlar kötüyse, niçin dünyanın her yerindeki insanlar Avrupa'ya göç ediyor, göç etmeye çalışıyor? Niçin Türkiye'deki insanlara serbest dolaşım imkanı tanıyıverseniz neredeyse belki memleket boşalacak. Yani inin sokağa sorun, böyle bir imkanın olsa gider misin Avrupa'ya diye. Hemen herkes gitmek isteyecek. Üniversitelilere sormuşlar mesleğinizi. Hatta orada Avrupa bile demiyor. Yani Türkiye'nin dışında icra etmek ister miydiniz? %95 evet oranı çıkmış sevgili dostlar. Düşünün, bu ülkenin gençliği umudunu yurt dışında arıyor. Türkiye'ye inancı kalmamış. Yani bu istatistik bir veri. Bunlar acı şeyler. Şimdi biz Avrupa Birliği'nin bence dağılmaması için Türkiye'nin sunabileceği bir katkı, destek, moral katkı da olabilir bu. Varsa Türkiye'nin bunu yapması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü buranın dağılması bölgenin hem emniyeti bakımından ve emniyetten daha önemli insanlığın erişeceği yerler bakımından, bugüne kadar kazanımları bakımından çok büyük bir kayıp olacak maalesef. Buna hayır diyen insanlara ben şunu sorarım. Yani bu görüşüme katılmayan dostlar olabilir. Ben şunu sorarım. Bunun yaşandığı başka devletler var mı dünyada? Bana örnek gösterin. Nereyi göstereceksiniz? Afrika'dan mı göstereceksin? Amerika Birleşik Devletleri'nin, işte Amerika kıtasından mı göstereceksin? ABD zaten öyle bir devlet değil. Asya'dan mı göstereceksin? Veya gösterdiğin devletler ne zamandan beri bunu yapıyor? Avrupa'ya örnek mi alıyor? Bizim şöyle bir hikaye vardır. Mehmet Akif Ersoy işte Avrupa'yı gezmiş. Gezip geldiği zaman demişler ki ne gördün? Yani denir ki Mehmet Akif Ersoy şöyle söylemiş. İşleri var dinimiz gibi, dinleri var işimiz gibi, işleri var dinimiz gibi demiş. Yani çok güzel bir izah. Bugün oraya zamanında Türkiye'den giden işte insanlar dönüyorlar mı Türkiye'ye? Yani belli bir ekonomik refah seviyesine ulaşıp yaşı belli bir noktaya gelmiş, artık köyümü özledim, orada bir villa yaptırayım da orada oturayım diyenler hariç, gençler, orta yaştaki insanlar dönüyorlar mı Türkiye'ye? Hayır, dönmüyorlar. Niçin dönmüyorlar? Çünkü orada kabul etmek zorundasınız ki daha iyi yaşam şartları var. Sosyal devlet var. Bir dostumun akrabası var. Karı koca çalışmıyorlar. 2-3 tane çocukları var. Yani bunlara işte 3.000-4.000 euro civarında evlerine para giriyor. İşsizlik maaşı, işte çocuk için katkı, yok giyecek yardımı, yok efendim kira yardımı,
vesaire, düşünebiliyor musunuz? Yani hiçbir iş yapmıyorlar ama evlerine bu kadar para giriyor. Nereden geliyor bu? İşte sosyal devlet olgusundan geliyor. Dolayısıyla bu sosyal devlet işi insanlığın ulaştığı çok mühim bir aşama, bir derece, bir mevki bence. Avrupa'nın bütün yanlışlarına rağmen korunması gereken çok hayati değerleri var sevgili dostlar bence. İşte gerçek Atatürkçülük de bence böyle her yaptığımız yerin adını Atatürk koymak değil, Atatürk'ün batıya olan yönlendirmesinin gerçek amacını kavrayıp bu amaçlara sahip çıkmak olmalıdır. Keşke biz bu konuda dünyanın en iyisi olabilsek, olsak. Olamadık yani. Halen daha demokrasiyi, insan haklarını içimize sindiremedik. Kabullenemiyoruz. Yani en demokrat partimizde bile her türlü antidemokratik uygulamaları görebilirsiniz. İşte en işçi lehine olacağını düşündüğünüz hareketlerde bile, sendikalarda bile saçma sapan hareketler görebilirsiniz. Dolayısıyla biz bunları daha içimize sindiremediğimiz için mış gibi yaparak yaşıyoruz bütün bu süreçleri. Buradan da geldiğimiz nokta ortada. Gençlerimizin %95'i aman diyor ben nasıl yurt dışına çıkarımın hesabını yapıyor. Dolayısıyla sonuç olarak vatandaşın %60'ının tatile çıkamadığı bu ülkenin temel sorunu sosyal devlet olgusuna erişemememiz. İnsanlarımızın çoluğum çocuğum ne iş yapacak acaba diye eskiden yapıyordu bunu. Yani insanlar birikim yaparlardı. Bir ev, bir araba, bir şey olsun. Yarın çocuğuma dükkan açarım, şunu yaparım, bunu yaparım falan. Şu anda o da kalmadı zaten. İnsanlar kendilerini zor idame ettiriyorlar. Yani bırakın yatırım yapmayı. O noktaya geldi Türkiye. Umarım bunların düzeleceği günlere erişiriz. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türk milleti ya ben zaten cennet gibi bir yerde yaşıyorum ne işim olur tatille diyerek mi tatile çıkmıyor? Ekonomik sorunları dolayısıyla mı tatile çıkmıyor? Avrupa Birliği'nin sosyal devlet olgusunun bizim de olmaya çalıştığımız bu amacın bu konuyla bir ilgisi alakası var mı sizce? Avrupa Birliği'nin değerlerinin insanlık için önemli olduğunu yani insanlık adına korunması gereken değerler taşıdığını Avrupa Birliği'nin bu görüşe katılıyor musunuz? Avrupa Birliği dağılır mı? Dağılsın mı? İyi mi olur dağılırsa? Bunun bölgeye ne gibi etkileri olur? Görüşlerinizi paylaşırsanız sevgili dostlar sevinirim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.